İsrail kara harekatı için hazırlık yapıyor. Amerikalı grubun Gazze'ye keşif yapmak için girdiği iddiası var sayın seyirciler. Amerikalı emekli asker bu iddiayı dün ortaya attı. İsrail emekli bir komutansa harekatın, kara harekatının başlamaması için Netanyahu'ya çağrıda bulundu. Kara harekatında İsrail'in zayiatı oldukça fazla olur dedi. İsrail bir taraftan sivillere bomba yağdırırken bir taraftan katliama karadan devam etmek için hazırlığını sürdürdü. Tel Aviv yönetimi olası harekat için Amerika'dan gelecek askerleri bekleme kararı almıştı. Yaklaşık 2000 askerin bölgede cephe gerisinde konuşlanacağı öğrenildi. Amerikalı emekli albay Douglas MacGregor ise çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bölgede bulunan Amerikalı özel kuvvetlerin rehineleri bulmak ve keşif yapmak için Gazze'ye girdiğini ancak ağır kayıplar verdiğini söyledi. Son 24 saatte gördüğümüz gibi bazı özel operasyonlarımızda bazı ekiplerimiz Gazze'de keşif yapıp esirleri kurtarmaya çalıştılar. Anladığım kadarıyla paramparça oldular ve ağır kayıplar verdiler. İsrail'deki askeri uzmanlar da olası operasyonun İsrail ordusu için kabusa dönüşebileceğine dikkat çekti. İsrail'de emekli komutan Itzhak Birik, Netanyahu'ya kara operasyonunu başlatmaması yönünde uyarıda bulunduğunu belirtti. İsrail ordusu Gazze'ye girdiği takdirde çok sayıda kayıp verecek. Ordu henüz hazır olmadığı için Başbakan Benjamin Netanyahu'ya kara harekatı için beklemesini tavsiye ettim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.